Levent Akça'yı davet etmek istiyorum şimdi. Evet, Levent Akça çok değerli doktorumuz, operatör kendisi. Hı-hı. Benim bir kere bir göz sorunum oldu. Hatta Tarkan'ın albümünü yapıyordum, bu Yakar Geçerim. Gözümden sürekli, ama ondan 1,5 sene evveline kadar sürekli bir yaş geliyor. Ben bunu umursamıyordum. Herhalde lensten bir şey oldu falan diye. Sonunda artık çok böyle makyajım filan akmaya başladı ve beyefendiyle öyle tanıştım, dünya gözle. Ve tabii ki çağırmamızın önemli nedeni var, sarı siyah diye bir film. Onu iyileştiren tek doktor, canımın içi yani, o yüzden. Aynen. Evet, Levent Akça geliyor efendim. Kasması bana kaldı. Çok şeker. Ama sen girmeden konuya bir şey söylemek istiyorum. Bir sözüm daha var. Levent Bey aynı zamanda birkaç defa işte kontrole falan gittikten sonra hem iyileştim, teşekkür ediyorum sayenizde. Hem de kontrole gider gelirken işte tabii ki dostlarımı da kendisine tavsiye ediyorum, yolluyorum. Bu arada kendisinin ne kadar sanata, müziğe, film, yani bu camiaya ne kadar yakın olduğunu anlattılar kendileri ve böyle bir film yapmışlar, bir de üstüne üstlük. Şimdi zaten dedim ki bağlarını söyleyecek. Beraber anlatır. Arda Pekkan'ın yanında. Ya, ben filmde söylüyorsunuz ama. Orada söylerim, beklerim sizi filmi. Orada evet, dinlersiniz. Hemen görelim arkadaşlar Sarı Siyah'ın bir tanıtımına bakalım. Çok Levent merak Akçay. Ediyorum ben de. Bir gazi, bir kardeş, bir savaş. Ben de cepheye gitmek istiyorum. İstanbul'a, İstanbul Sultanisi Mektebi'ne gideceksin. Bu savaşın içinde sen yoksun Mehmet. Mehmet'im, gitme. Yolcu yolunda gerek. Gidelim. Harp ilan edildi. Osmanlı hükümeti tüm mektepte okuyan talebeleri cepheye çağırıyor. Gönüllü olarak Çanakkale'ye, Bağmaçınız kardeş şeyim. Varım, varım. Varım, varım. Varım, varım. Varım, varım. Ben de varım. Sizi el üstüme gönderiyorum, evet, peygamber hocam. Evet, film Çanakkale Savaşı'na giden İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin hikayesini anlatıyor değil mi? Evet, o zamanki sarı siyah zaten. İstanbul Erkek Lisesi'nin renkleridir sarı siyah. Evet. Nereden geldi peki? Yani geldi değil. Var mıydı böyle bir sinema geçmişi, bir eğitim? Doktorluktan böyle bir vizyona film, ne zaman çıkıyor film vizyona? Şimdi vizyona 7 Haziran'da çıkacağız. 7 Haziran? Evet. Tabii ki benim bir sinema geçmişim yok ama çok iyi bir sinema seyircisiyim ve eleştirmeniyim. Bunu Hı-hı. söyleyebilirim. Yıllar evvel 90'lı yıllarda okumuş olduğum bir gerçek hikayeden yola çıkarak bu filmi senaryolaştırdık. Ve evet. 15 yıldır yaklaşık bu filmi çekmek için yapımcı dolaştım. Kimse çekmek istemedi. Öyle mi? Evet. Geçen Şubat ayında, yani Şubat 2012'de filmi çektik. Bizden sonra birkaç daha film çekildi Çanakkale Savaşı ile ilgili ve sonra hepsi vizyona girdi. Ben ilk çeken olduğum halde en son vizyona ben giriyorum. Çünkü tek başıma yaptığım bir film. Bunu sonra yapımcı bulamayınca siz kendiniz mi yaptınız? Kendi yapım şirketimi kurdum. Ne işte? Ama bu sinema çok şeker ama sinema... Evet. Riskli bir alan değil Şimdi, mi? Tabii ya parayı batırabilirsiniz. De... Bir de Haziran'da mesela hani vizyon tarihi bulamazsınız. Şimdi vizyon tarihi bulmak çok büyük bir mesele. Çünkü çok fazla Türk filmi ve çok fazla 3 boyutlu film var. Sinemalarda yer bulmak, vizyon bulmak çok zor şu anda. Ama Doğru. tabii ki biz elimizden geldiğince çalışarak bunu başardık. Allah şansını açık etsin. Güzel inşallah. Teşekkür ederim. Bence. Filmde oynuyorsunuz. Oynuyorum. Evet. Bizzat. Gördün mü filmi Hacı Pekkan? Ben görmedim daha. Ya, çünkü daha vizyon girmedi. Ben Ayza Hanım'a yani, çok yakın bir tarihte özel bir girecek. Gösterim yapacağız. Evet, bence öyle olsa daha iyi olur. Çünkü 7'sinde Bakü'ye gidiyorum ben. Bakü'de ne var? 5'inde galamızdasınız ama. Sözünü işte alıyoruz. İşte inşallah ya. Değil mi? Yani çocuklar sözünü kendimi, alıyor muyuz? Ben kendimin evet, nerede olduğunu bile bilmiyorum. Devam et. Ben ne yapıyorum yarın falan ben, oldum yani. Bakü'de ne var? Bakü'de bir düğün var. Ama yani bir tanıdıkların düğünü. Onlar bir Washington'da yaptılar bu düğünü. İkinci Hı-hı. düğün. Herhalde bıkmıyorlar düğün dernek yapmaktan. Biz de artık mecburen gidiyoruz. Tanıdıklar çünkü. İki gün. Güzel. İki günde gidiyorsunuz. Tabii Ayşe Pekkan gidince şarkı da söyleyebiliyorsunuz. Boşuna yani, söylemez mi? Evet. Ayşe Hanım'a
Çok sevdiğimizi söyleyin diyorlar. Ajda Pekkan çok doğal, çok tatlı diyorlar. Ay ne şeker. Ajda beni de evlatlık al diyorlar. Çok şeker, memnuniyetle. Dışarıda nasılsa evinde de aynısı, Konya ziyaretinde eşlik etmişler. Süperstar Ajda Pekkan her zamanki gibi mükemmel gözüküyor diyorlar. Ve herkes de şeyi söylüyor. Yani harikulade gözüktüğünüzü söylüyor. Ya yani, Cengiz, bu çok zor bir iş biliyorsun. Her dakika güzel gözükmek, görünmek. Ay nasıl söyleyeyim. Yani her dakika böyle... Çok büyük stres gerçekten. Ben göz doktoruma bile giderken ne yapacağımı falan şaşırıyorum. Çünkü sokağa çıktığın andan itibaren sen Ajda Pekkan'sın artık. Peki normal şeyle çıkmıyor musun hiç? Ya dün çıktım işte Ak Merkez'de, dolandım öyle makyajsız ama kendimi çok kötü hissettim ya. Çünkü resim çekmek istendiği zaman orada, ama ben o halimi de özledim artık. Sıkıldım artık ya. Ya evet, devamlı aynı o prototipin içinde olmak birazcık da artık rahat etmek istiyorum. Belki de o yüzden işte moda dünyası, tekstil falan böyle bir yatay geçiş yapmak istiyorum. Çünkü hep Ajda Pekkan olmak güzel de onu hakikaten bir şeylere çevirmek lazım. Ben birazcık da güzellik işleriyle de uğraşmak istiyorum. Hem tekstil hem o iş. Ama bir sponsor bulsam harika olacak. Güzellikle nasıl uğraşayım? Güzellik merkezi yapacağım. Hadi canım. Evet, istiyorum. Valla mı? Evet. Beraber açıyoruz. Ya var mısınız? Ben sponsorunuz olabilirim. Yalan. Ajdan, tabii. Ah, bu peki harika. Ne olacak? Ne düşünüyorsun mesela o güzellik merkezi? Benim ekibim de hazır. Valla mı? Her şey hazır. Yani... Da işte dediğim gibi sponsor. Ne olacak mesela orada? Orada bütün hanımların bakımı olacak. Estetik olmayacak tabii. Onlar hastanelere ait bir şeyler. Onlar radikal işler. Beni ilgilendirmiyor. Yani. Sadece bakım ve... Evet. Ama erkekleri de unutmamak lazım. Ay, erkekler de çok fazla bakıma gidiyorlar. Cengiz'le de tanıştım. Ondan sonra hatta... Sonra vazgeçtim. Erkeklerin estetiğiyle ilgili bir şey yazacak. Evet. Onu söyledi. Çünkü kadınlardan, bayanlardan daha çok baktım. Erkekler daha çok merak ediyor estetiği ve gidiyorlar. Hakikaten siz de bilirsiniz. Okuloplastik uzmanıyım ben. Yani göz ve çevresi estetik uzmanıyım. Aa, evet, bir de o var değil mi? Evet. Onu bilmiyordum. Sizde var mı estetik? Bende. Var mı? Hiç yok canım. Yok. Olur mu daha yani, yaşta yok. Estetik? Ama senin o yazacağın yazıda konuştuğumuz şeyde vardı çünkü. İşte var, yani gıda aldırma, tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla bir falan gibi. Meme küçültme değil mi? Burun. Burun, aha, tabii. Saç ektirme. O da estetiğe girer aslında. Aslında yok ama değil bence. O bir şey yani, gereksinim bence. Evet tabii, yani insan o anlamda kusurlu doğabilir. Saçı yoktur. Ve kendi içinde komplekslenir. Yani illaki meşhur bir figür olması gerekmiyor. Peki kadınların için mesela estetik. O zaman onların da kendini hissediyorsa yaptırması mı lazım? Bence evet, yaptırması lazım. Çünkü yani şu anlamda... İnsanın kendini sevmesi için bir takım kusurlarını yok etmesi gerektiğine inanıyorum. Kaş almak gibi, ne bileyim ben, başka işler gibi. Sonra epilasyon diyelim. Yani bu tip şeyler gibi, nasıl işte insan burnu yani kötüyse yaptırmak ister, göğüslerini belli bir saatten sonra veyahut da belki doğuştan da hatalıdır. Evet. Değiştirmek isteyebilir. Ya bütün bunlar çok olası şeyler, çok doğal şeyler yani. Ama sen meşhur olduğun zaman bunlar 5'e katlanıyor, 10'a katlanıyor. Doğru. Sokağından geçsen nerede? Dişçiye gittim. Dişçi. Hı. İsim vermiyorum. Çok meşhur bir dişçi Nişantaşı'nda. Yargıcının üstü diyelim. Anladım adresinden. Sultanahmet Camii'yi takip ediyor. G ile başlıyor adı. G ile başlıyor. G ile başlıyor. Tamam, vermedim. G noktası diyelim. Ondan sonra 8 saat kaldım. Yani belli şeyler yapılıyordu, işlemler dişime. Çünkü biliyorsunuz kadınların veya erkeklerin belli bir yaştan sonra östropozları olduğundan dolayı çökmeler yapıyor çene. Ben de bir de vizajistim yani. Çok da meraklıyım bu görünüme. Ve bu kadının çenesinin çökmemesi için veya erkeğin mutlaka arka dişlerde artık bir zaman içinde böyle bir ezilme oluyor. Ve onları yükseltmek gerekiyor. O yüzden ben kendim için o anlamda gitmedim. Ben başka dişimin üstüne protez yaptırdım. Birazcık daha fırtlak dursun diye. 8 saat kalınca aşağı indim meğerse, bu apartmanda bir sürü şey varmış. Hani güzellik endüstrisi işte, bakın bilmem ne falan. Estetik şey. Bence artık
Nasıl biliyor musun? Bütün dişler tabii bütün kirpiklerim bembeyaz olmuş. Ve ben o saatte hani bir dakika ajdanım falan dedikleri zaman çocuklar yapmayın dedim. Bir girdim arabaya. Vay sen misin bunu diyen. Ertesi gün 8 saat estetik oldu. Estetik yaptırdın. Yok yani. Ama belki de geçmişte bu kadar yaygın değildi estetik yaptırmak. Öyle değil mi hocam? Tabii yani, değildi. Çünkü gerçekten şimdi çok... Teknoloji gelişti. Bence de insanlar bu konuda daha güdümlendi, daha cesur oldular. Evet, yani daha eskiden cesur oldular, daha doğru. Böyle bir şey var, tutuculuk mu vardı diyeyim, bilmiyorum ki. Siz insanlar ilklerden olduğunuz için işte o yüzden birbirlerine çok... söylemekte böyle çekiniyorlardı. Evet. Hani nesi var bunun yani? Olduysa aynen. Oldun yani. Ne? İnsan kendini fizik olarak değiştiremez, ses olarak değiştiremez, beyin aynen. Yapısı olarak değiştiremez, karakter olarak değiştiremez. geriye ne kalıyor? Doğru. Kendine bakmak kalıyor. Onun için. Peki sarı siyah filmin daha film vizyona girmeden soundtrack'i çıktı. Evet. Ve burada 20 tane eser var. Çok güzel soundtrack'i ayrıca. Teşekkür ederim. Bu da, bir ilk herhalde değil mi? Soundtrack'in çıkması. Filmin vizyonundan çok önce bir soundtrack'in çıkması ilk. Çünkü bu filmi dediğim gibi geçen sene yaptık. Müzikler de geçen sene yapıldı. Hmm. Sadece mixajlarını biraz değiştirdim. Son 2-3 ay içerisinde ve piyasaya sürdük. Aha. Şimdi o kadar garip bir şey var ki yani dünya starının önünde ben müzik konuşuyorum. Yani hiç kimseye bu mahzar olmaz. Hiç kimseye gerçekten. Şimdi Levent Akçı olarak geliyorsunuz. Cengiz Temelcioğlu ve Ajda Pekkan'la müziği konuşuyorsunuz. Yok lütfen. Çünkü bu yok ama çok büyük özel bir olay bu. Yani çok bağımsız. Yani teşekkür o kadar ederim rahat konuşabilirsiniz ki lütfen. Yok ben çok rahatım. Ben de müziği severek şarkı söylen insan peki, oldum. Peki bu yılki yani. Vizyona giren Çanakkale filmlerinden beğendiğiniz hangisi oldu? Ben üçünü de seyrettim. Her birini beşer defa seyrettim diyebilirim. Şimdi hiçbir yok. Bir yönetmen başka bir filmi asla beğenmez. Hmm. Bir kere bunu söyleyelim. Hata aramak istiyorsanız her yerinde bulursunuz. Çekiminden, gözünüzden, her şeyinizden bulursunuz ama son filmi dijital efektleri yönünden daha başarılı buldum. Hmm. Sinan'ın filmini ailesel açıdan kurguladığı için başarılı buldum. Çanakkale 1915'i de çok daha geniş bir alanı anlattığı için başarılı buldum. Evet. Yani hepsinin ayrı bir şeyi var ki Cengiz Bey Çanakkale Savaşı'nı zaten çekemezsiniz. Onun tabii, her günü bir film. Tabii ki doğru. Biz de buradan yola çıkarak zaten sadece 18-19 Mayıs 1915'i çektik. Evet. Sadece 2 gece. Sadece 2 gece. Bütün bir filmi çekme şansınız yok. Çünkü çok geniş, çok çok dokunaklı, çok doğru. Duygusal doğru. Temaların olduğu bir. Peki Çanakkale Arslanları'nda benim İngiliz hemşireyi oynadığımı evet, biliyorsunuz değil mi? 1964 Turgut Demirağ yönetiminde. Evet ya. Şimdi orada da bir özellik var. Ben Ajda Pekkan Hanım'a filmde oynar mısın diye teklifle gittim. Hmm. Çünkü, evet bu filmde 1964'te ilk oynayan sanatçıydı çünkü kendisi. Tanju Gürsu vardı. Doğru, Çanakkale filmi. Ses dergisinde bir Anzak hemşiresi rolü olacaktı kendisinde vardı, ama. Evet. Evet. İngiliz hemşire. İngiliz hemşire. He's still sleeping falan diye. peki teşekkür ediyoruz Levent Bey geldiğiniz için. 7 Haziran'da film vizyona giriyor. Ve tavsiye ediyoruz efendim sarı siyah. Bir evet. Çanakkale filmi. Teşekkür ediyoruz Sayın Doktor Levent Akçay'a.